Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili boğalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Temmuz ayına hoş geldiniz. Evet, hareketli, biraz yorucu bir aya giriş yapıyoruz. Sıcak bir aya giriş yapıyoruz. Çok sıcak, havanın, yeryüzünün, halkın, her şeyin çok sıcak olduğu bir aya giriyoruz. Bakın, gökyüzü gerçekten çok ciddi. Ben hepinize sevgili camışlarım derim. Onu bile demedim. Ondan dolayı gökyüzü çok ciddi. Çok dikkatli bir şekilde sevgili Demet Hanım'ı dinliyoruz. Buyurun Evet. sevgili Demet Hanım. Sevgili boğalar, aslında Temmuz ayına burcunuz Venüs'ün Satürn'le yaptığı, gezegeniniz Venüs'ün Satürn'le yaptığı kare açıyla başlıyoruz. Biraz sıkıntılı başlanıyor. Buyurun. Evet, Venüs Satürn karesi 1 var. Temmuz. 1 Temmuz'da etkili, 30 Haziran'da da etkili olmaya başlıyor. Bu tabii hem maddi hem manevi konularda biraz yetersizlik duygusu, sıkıntı, güvensizlik yaratabilir. Evet, iş ortaklıkları ile evet, ilgili evet. sorunlar, eşin iş ortağı ile ilgili bazı sorunlara işaret eder. Yani gene de çok yanında bir arkadaş veya bir zararlı Evet. açı yok. Çünkü Güneş karşıt Plüton boğayı etkilemiyor. Aslında boğa için belki en iyi burçlardan biri de boğa. Bu Yani yıl, bu ay için boğa diyelim. için Evet. en iyi Evet. burçlardan biri de boğa. Çünkü bu gerçekten gökyüzü karmakarışık. Evet, Yani evet. Perşembe pazarı mı diyelim buna, Çingene pazarı mı bilmiyorum ama Gladyatör herkese savaşı gibi bir şey. ha gradyatör yani Arena. arena yani işte Gerçekten kılıcını Uranüs çekmiş, Plüton'a çekilmiş. gidiyor. Mars kafayı yemiş, Satürn'e doğru Gözü kara bir gidiyor. şekilde. Gözü kara. Ya bizim pembe terlikli kızımız Venüs bile boyuna Arada bakmadan Satürn'e sen kimsin diyor. kafa tutayım. Baba kız tartışmasıdır o, biliyor musun? Evet, Venüs Satürn. aile problemleri tabii. Venüs Sıkıntılar Satürn karesi yaratabilir. aile problemleri, kuşak Evet, çatışmasıdır. evet. Genç pek çok boğa hanım kızımız babalarına veya evdeki otorite figürlerine karşı çıkacaklar. Şimdi bu 8 Temmuz'daki Yengeç Yengeç burcunu yener. burcundaki yani biraz iyi diyebiliriz. Çünkü Venüs üçgen Uranüs var. Yönetici Evet. gezegenleri Allah'tan o var. Evet. Yani gökyüzünde Satürn abisine tekme tokat girerken pembe terlikli kızımız Uranüs abisine de öpücükler yollamış. Evet. Evet. Neler Orada var? Yengeç yeni ay ile beraber 16 derecede Yengeç'te yeni ay var 8 Temmuz'da. Boğalar için bir seyahat imkanı olabilir. Ve yaz Bazı aşkı. evet Venüs tatile üçgen Uranüs. çıkabilir. O tatilde flörtler, aşklar ya da güzel seyahatler oluşabilir. Lüks olur. Venüs olduğu Evet, için evet. lüks bir yere gitmek. Evet. Yani güzel elit bir ortama katılabilmek. Veya Venüsyen dediğimiz yani daha hayatın keyfini Evet. çıkartılabilecek bir yapıyla karşılaşmak. Boğalar da hiç sevmez yani Hiç Venüs sevmez. kızları, Venüs oğlanları. Yani 8 Temmuz'dan sonra 22 Temmuz'a kadar gökyüzü bence sizin için iyi. Bu Yani arada Merkür'ün retrosu devam ediyor yine Yengeç Burcu'nda. Özellikle iletişim evi olduğu için boğalar biraz o seyahat iPad'leri arızalanıyor. sırasında dikkat etmeleri gerekiyor. Bavul kaybı Bazı olabilir, evet ufak pasaportta tefek gecikme sorunlar olabilir, biletle çıkabilir. ilgili sorunlar olabilir, Evet. erteleme olabilir. Ertelemeler var. Yani bazı ertelemeler olabilir ama tabii ki bunlar çözülecek kavramlar Evet. ki bu mesela öyle bir şeydir ki bazı bu arada eğitimle ilgili bazı Eğitimle geçmişten kalan konular tabii tekrar gündeme gelebilir. keyifsiz haberler alabilirler ama 13 Temmuz'da Mars'ın Yengeç Burcu'na gelmesi tam anlamıyla eğitimi, iletişime, işte o Mars-Merkür kavuşumları falan olacak yolda. Laptopum kırıldı. Gibi durumlar veya Bilgisayarım kardeşimle çöktü. kavga ettim gibi Kardeşimle durumlar. kavga ettim. Komşunun köpeği bana Evet. hev dedi. Gibi Gibi. konuları ön plana çıkartacak ama genel olarak 17 Temmuz haftası Satürn'ün üçgen Neptün'le beraber Güzel bir biraz üçgen. böyle bir rahatlama başlamış. Çünkü zaten orada Neptün'ün pozisyonu çok güzel. Satürn zaten 7. evlerinden iyi. Valla bu aralar için güzel bir dönemde geliyor. Yani bu Temmuz'u atlattık. Temmuz biraz gergin ama yani 17 Temmuz'dan sonra Satürn, Jüpiter, Neptün dediğimiz Evet. büyük Grand Trine'ye Evet. evlilik evlerinde yaşayacaklar. Pek çok Evet. bekar boğa kadını ve boğa erkeği evlenecek. Evli olanlar çocuk sahibi olacak. Çocuk sahibi olanlar çocukları ile ilgili güzel haberler olacak. Şu 22 Temmuz'da Dolunay var şimdi bir de Kova bak burcunda. bu Mars kavuşum Jüpiterli Dolunay biraz boğanın neyini etkiliyor? Mesleki hayatına, ev Satürn'de de hayatına. biraz kare var gibi Evet. Dolunay. Orada bir galiba gerçeği söylemek Yine gerekirse zorlanacağız. ortakla belki
iş hayatında bazı sürtüşmeler olabileceği gibi eş ve kariyer arasında ya da aileyle eş arasında. Aile ve eş arasında karabiber. Mesela eş tatile çıkıyor, kendisi izin aramıyor. Evet. Eşin yanına gidemiyor. Veya eşin kardeşinin bir sağlık sorunu oluyor. Şu 22 Temmuz'da Kova burcu dolunayı 00 Kova'da olduğu için daha ziyade bizim 21-22 Nisan civarında doğan, evet, evet, boğaları daha çok etkiler. 12. Ama Venüs evde. Başak'a geçiyor. Boğa için destekleyici. Yani dolunay sırasında Venüs'ün Başak'ta olması. Evet, evet. Boğaları... Aşkı gene, evet, ön plana çıkartır. Evet. Sevgiyi ön plana çıkartır. Yani keyifli çocuklarla bazıları hamile falan kırır. 22 Temmuz'da Güneş Aslan burcunda. Şimdi Boğa'da baktığımızda aile aile konuları gündemde. Ama şu 28 Temmuz'da bir Mars karşıt Plüton var. Çok etkilemiyor bu Boğa burcuna. Evet, birinci derecede etkilemiyor. Daha çok yakın çevrelerini, akrabalar, kardeşler gibi aile, evet, evet, konumundaki kişileri biraz etkileyen durumlar dolaylı olarak onları etkileyebilir. Yani çevrenizde, evet, bir kaza olabilir. Evet. Biriniz rahatsız olabilirsiniz. Şimdi bir de bugünleri, hı hı, daha iyi görebilmek için bu bizim, evet, bilinçokulunun günlük astroloji servisleri başladı. Demet, sen, evet, yapıyorsun, evet, bunu. Çok ciddi bir ekiple yapıyorsun. Bir anlatsana bize. Her gün günün astrolojik değerlendirmesiyle beraber tüm burçların değerlendirmesini bilinç okulu günlük servislerinde yapıyoruz. Tabii onları her gün takip etmek de çok önemli. Vallahi gün gün takip, hı-hı, ettiğinizde en azından bugünlerde Boğa burcunun başına gelebilecek olan sosyal kavramı biraz daha detaylı açıklayabiliyoruz. Çünkü aylık yorumlarda, hı-hı, belli bir yere kadar açıklıyoruz. Her Boğa'ya, çünkü günlük yorumlarda daha detaylı gün gidiyoruz. Gün gün olduğu için biraz daha detaylı olabiliyor. Evet. Vallahi bir de 31 Temmuz var. Mars kare Uranüs. Mars tabii aslında Temmuz'un sonu ilk başı gergin olduğu gibi son 3 günü de oldukça gergin etkiler var. İşte Güneş'in yine Satürn'ünle kare yapması, özellikle kariyer, ev, aile ile ilgili bazı kavramlar. 28 Temmuz'da 31 Temmuz için arasında, hı-hı, aile ile ilgili bazı sıkıntılar olabiliyor. Aile büyüklerinde. Arkadaşlar, Satürn'ün pozisyonu, Güneş pozisyonları, tansiyon ve kalp hastalığı, evet, olan aile büyükleriniz varsa, evet, havalar çok sıcak olacak. Biraz, hı-hı, dikkatli, hı-hı, olun. Hı-hı. Evet. Ben bu kadar derim. Ne dersin? Evet, genel olarak diğer 12 burçla karşılaştırdığımızda boğalar biraz daha iyi diyelim yırttınız, bu ay. Yırttınız. Evet. Yırttınız. Evet. Hadi bay bay. Hoşça kalın. Güle güle.